Değerli seyirciler, şu anda bulunduğum noktada o kadar büyük bir aşk yaşanmış ki filmlere konu olacak destansı bir aşkın yaşandığı Meyrem Çift Kalesi'ndeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz Meyrem Çift Kalesi, diğer adıyla Geben Kalesi, bölgenin en güzel yerlerinden bir tanesi. Güzelliğinin yanında burada yaşanan efsane aşkla kendinden bahsettiriliyor. Aslında film yapımcıları buraya konuya eğilseler buradan çok büyük bir aşk filmi yapılabilir. Roma döneminde burada birçok kaleden oluşan yani şehirler yerine kaleler varmış. Hemen bir aşağıdaki Azgıt Kalesi ve bir yukarıda Akkale dediğimiz kaleler var. Burası da Geben Kalesi. Burada kalenin prensesi çok güzel bir kız, kralın kızı. Diğer taraflardaki prensler de buradaki kıza aşıklar. Ancak buradaki prensesin gönlü Azgıt Kalesi'nin komutanındadır. Ne yapacağını bilmezler, ikisi de kıza talip olduğu için burada bir yarış düzenlemek ister ve yarışı kazananı kendisine koca olarak, eş olarak seçecektir. Kimdir atını ayağına hiç toz bulaştırmadan kaleye kadar gelirse orada onunla evlenirim der. Tabii Akkale'nin komutanı çok zengindir. Hemen mermer döşetmeye başlar. Oradan özel bir mermer yol yaptırmaya başlar. Bu kaleye kadar mermer yol gece gündüz demeden bütün personellerini seferber eder ve buraya kadar mermer yol döşemeye başlar. Tabii kızın gönlü Azgıt Kalesi'nin komutanında olduğu için ona der ki ya sen bir hilesini yap, atın ayağına tahtadır veya keçedir bir şeyler bağla, gel beni al götür. Atın ayağına da toz bulaşmaz, otomatikmen sen beni kazanırsın der. Daha sonra o da bu uyanıklığı yapar ama diğer komutan o kadar çaba gösterir, bütün ekibini seferber eder. Ancak buraya bir gelir ki kalenin ağzında bayrağını almış, kızı yanına almış ve orada yıkılır. Yani o yaşadığı hüsranı anlatmaya ben bile şu anda duygulandım ve çok üzülür, şöyle bir bakar ve der ki ya zaten Meryem de çildidir. Hani bu şeye benziyor yani, kedi ulaşamadığı ciğere pister hesabı. Adamcağız ciğergah olur ve burada Meryem de çildi zaten der, tekrar atına biner, ekibini alır, döner. Bu efsaneyi biraz bildiğimiz kadar tarihçi arkadaşlarımızın da aklına sığınıyoruz. Böyle dramatik olarak çok sade bir şekilde anlattım. Hemen arkamızda bu güzel kaleyi görüyoruz. İnşallah buranın da Kültür Bakanlığımızdan onayı çıktı diye biliyorum. Şey olduğu zaman restorasyonu yapılacak ve buraya gelenlerin ziyaretine sunulacak diye düşünüyoruz. Burada sizleri Meryem Çift Kalesi'nin görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Arkamda gördüğünüz muhteşem heybetli dağ bloğuna tamamına Kayranlı Dağı deniyor. Kayranlı Dağı zirvesi yaklaşık 2200 metre civarında olan bir dağ ve muhteşem bir kaya yapısı var. Kongamena denilen kaya yapısına sahip ve bu kaya yapısı çok özel görüntüler sunuyor bizlere. Bu dağ tam zirvesinde, 2000 metre zirvesinde ziyaret denilen bir su kaynağı var. Oradan su içmek bana da nasip oldu.
Hatta yöre insanından oraya gidip dua edenler, hatta çocuğu olmayan insanların oraya çıkıp orada o suyla yıkandığı bile anlatılan hikayeler arasında var. Yine bu dağın diğer bir anlatılan efsanesi de yukarıda sizlere anlattığım Meryem Çil Kalesi'nin hikayesinin bir diğer benzeri. Meryem Çil hikayesini anlatmıştım. Burada kızı alamayan kral onun aşkıyla hemen arkamızda gördüğümüz Kayranlı Dağı'na bir at ve gelin Meryem'i gelin figürü olarak oraya işlediğini anlatılır. Gelenlere de onu gösterirler ama ben de bir türlü göremedim. Yamaçlarda gelin ve at figürü olduğu söyleniliyor. Bu dağın üzeri öbür tarafa doğru biraz daha düz ama bu çıkışlar oldukça sarp. Genelde kuzey istikametinden daha kolay çıkış rotaları.